Cihaz satmanın yeni kolayı EasyCep. Peki nedir bu kolaylıklar? Tüm Türkiye'de ücretsiz kargo. EasyCep mağazası olan illerde 3 saatte kurye ile kapına teslimat, seçili il ve ilçelerde kapında sat hizmeti. Daha ne olsun? Easy. Detaylar EasyCep.com'da. Hocam Modern Futbol'a hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Ben gayet iyiyim, siz de iyisiniz. Ben de iyiyim hocam, çok teşekkür ederim. Biz burada selamlaşıyoruz diye şey yapıyorlar ee, arkadaşlarımız. Siz birbirinizi görmüyor musunuz? Evet, tabii ki görüyoruz ama bugün çarşambaları biz... Siz yayındayken ben buraya gelmiş oluyorum ve siz buraya geldiğinizde hemen çekmeye başlıyor arkadaşlarımız. O yüzden yeni karşılaşıyoruz. Sizli bizli konuşuyoruz diye de şey yapmışlar. O bana sıkça gelen bir eleştiri veya değerlendirme. Hep, hepsine saygı duyuyorum. Şimdi genelde... benim beraber çalıştığım arkadaşlarım... E, e, bana isminin arkasına bir şey daha söylüyorlar işte. Ya hoca diyorlar, ya işte sizli bizli konuşuyorlar. Hepsi genç arkadaşlarım. E, ve herkesin ailesi var. Onlar iz, izliyorlar. Yani ben sportta yorumculuk yaparken 23-24 yaşında arkadaşlarımla da... yayına çıktım beraber. Onlara da siz biz konuştum. Çünkü... O genç arkadaşımın annesi izliyor. Belki sevgilisi kız arkadaşı izliyor. Belki kardeşi izliyor. O bana nasıl saygı gösteriyorsa ben aynı saygıyı ona e, göstermek istiyorum. Çünkü o da ailesi karşısında kendini iyi hissetmek ister. Bu en doğal hakkıdır. Hepimizin hakkıdır yani. Saygı görmek, saygı duyulmak, duyulmak bir tarafı ama en azından gösterilmesini ben doğru bulurum. O yüzden sizle bizi konuşuyorum. Yoksa biz birbirini seven, yakın olan arkadaşlarız. İşte hocam ben de bu tavrınızdan dolayı sizi çok saygıdeğer bulduğum çok, çok, çok için sizle konuşmayı tercih ediyorum Sağ zaten. Hocam bir Hırvatistan maçını geride bıraktık. Ee, aslında iyi de başlamıştık ama sonrasında ne olmalı ya da Hırvatistan neyi doğru yaptı? Aslında gerçekten çok iyi başladık ve benim beklediğimden çok daha iyi başlamış olduk. İlk iki pozisyonu biz bulduk. Bundan net gol fırsatlarıydı. Ve aslında beklenebilecek oyuncuların yakaladığı fırsatlardı. İki tane çabuk, iki tane atletik becerileri gelişmiş. Vuruşu da olan oyuncular aslında. Kerem de Cengiz de. Yani gol bekleyebileceğimiz, gol ayağı diye baktığımız oyuncular. Onlar şansları yakaladılar ama de işte, işte... Dünya Kupası'nda da göstermişti ne kadar özel bir kaleci olduğunu bir kere daha gördük. Çok başarılı iki kurtarış yaptı. Ne anlatır bize? Hani Türkiye'de çok... Bir, ...benim kullanmadığım ama... ...kullanılmasına asla itiraz etmeyeceğim bir... ...şey var, klişe var. Atanın tutanın diye. E Şimdi tut, tutanı bu... ...Hırvat takımının. Hakikaten geldiği ilk iki net gol fırsatını engel oldu. İkinci devre de... ...önemli bir kurtarış yapmıştı. Ve... 29 yaşına kadar hala 28-29'una kadar Zagreb'te kalması da bir mucize yani. Nasıl görmediler? Evet. Nasıl gözden kaçtı ki? E, orayı tavan etti aslında Batı Avrupa futbolu. Yani 5 büyüklük Hırvatistan'a hep bakar yani. Zagreb, Sipit bunlar bakılan kulüpler. Hı hı. E, o iki fırsatı biz değerlendiremedikten sonra artık ustalıkla mücadele etme dönemi başladı. Yani biz bir ustaya karşı oynuyoruz. Yani çok usta olmayan ustalaşma eğilimi gösteren birkaç oyuncunun bulunduğu bir takım... karşımızda tamamen ustalardan kurulu bir takım. gençler de ustaca futbol oynayabilen oyuncular. Ki bir büyük maestrolar da var yani. E, Luka Modric... onlarla da başa çıkmak kolay değil. Yani oyunun... E, temponun düşmesi gereken anlarda bunu rahatlıkla yapabilen, size hiç inisiyatif bırakmayan... E, üç orta savunusu yani Kovacic, Brozovic ve Modric o ustalıklarını kullandılar ve oyunda denge tamamen Hırvatlara geçti. Belki biz işte baskımızı yaptık, pres yapmaya çalıştık, hızlı gitmeye çalıştık ama bunlar da etkili olamadık. Müsaade etmediler. Bence skor makuldür. Biz yakaladığımız şansları değerlendiremedik. Değerlendirseydik farklı olur muydu? Mümkün. Yani öne geçmiş olsaydık daha farklı da olabilirdi. Ama şunu unutmayalım. Hırvatlar dönebildiği, çok daha sert rakiplere karşı dönebildiği dünya kadar maçı... uluslararası seviyede bize izlettiler, turnuvalarda izlettiler. Kolay değildi. Yani bu... E, mağlubiyetten... büyük olay çıkarmayı ben doğru bulmam. Çünkü... son iki Dünya Kupası'nın ikisinde de yarı final oynamış, birini ikinci, birini üçüncü bitirmiş bir ekipten bahsediyoruz. Olgun... beton gibi bir takım... bu takım. Yani dünya futbolunun en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Çok da karalar bağlamaya gerek yok. Ee, ama biraz eleştirel bir tavır oldu maçın ardından. Aslında ben naçizane sağ başlangıç oyuna başlangıç planında özellikle ön alanda rakibi karşılama konusunda beğenmiştim. Ee, neden bu mağlubiyetten sonra hocam biz bütün mağlubiyetlerden sonra hemen bir değişiklik arayışına giriyoruz acaba? Bu konuda bir görüşünüz var mıdır? Yani değişimi çözeceğine dair sarsılmaz bir inanç var. Hiç sarsılmıyor ama. Ee, ve bu inanç her değişimde biraz daha tetiklenerek gidiyor. Yani aslında bir uyuşturucu etkisi yapıyor. Bir, değişim, bir, bir, daha değişim isteniyor, bir daha değişim isteniyor, bir daha değişim isteniyor. Dün tesadüfen Fatih Hoca'nın bir videosuna denk geldim. A milli takım başında bir şey yapıyor. bir basın toplantısında konuşuyor. Ya siz ne yapıyorsunuz diyor. Çağırıyorsunuz geliyorum. Ya, yani yalvar yakar beni getirtiyorsunuz. Sonra da benim gitmemi istiyorsunuz. Yani böyle mi olacak? Bir karar verin artık demeye getiriyor. Hakikaten öyledir yani. Bir karar verilmesi gerekiyor. Bakın bir karar verildi. Bu tamamlanmış bir proje değil tamamlanmamış bir proje üstünden bir, bir antrenör ekibinin üstüne gitmeyi ben doğru bulmam. Bakın dünyanın en kötü antrenörü de olabilir. Ee, Stefan Kunz. Ben, ben bitirince turnuva bittiğinde anlayacağım. Öyle olup olmadığını. Kaç karatlık teknik direktör olduğunu, yönetip yönetemediğini, yarıştırıp yarıştıramadığını o bittiğinde anlayacağım. E şimdi e, bazı turnuvalar var. Bizim harika başlayıp berbat bitirdiğimiz olmadı mı daha önce? Oldu. Oldu. E bazı turnuvalar var. Kötü başlayıp harikulade bitirdiğimiz turnuvalar da var. Biz 2016'ya nasıl gittik? 16 mıydı o? İzlanda'ya gittiğimiz. golü Evet, Selçuk eee frik golüyle 2016'ydı. E nasıl gittik oraya? E, beklemeyelim mi o son dakikayı? E o zaman anladık. Bu, proje tamamlandı, budur. Antrenör başarılı veya başarısız. Oyuncu kadromuz başarılı, başarısız kararı o zaman vermeliydik, o zaman verdik. Yapmalıyız. Bu sabrı göstermeliyiz. Yoksa antrenör dayandıramayız yani. ki beğenmedik. Adam uluslararası. Dünya çapında birisi. ve Fatih Terim'e işte aynı şeyler yapıldı. Çenol aynı şeyler yapıldı. Be, be, öyle olmaz. Tam Proje tamamlansın ondan sonra değerlendirme yapalım. Ama tamamlanmamış bir proje üstünden yıprat, o yıpratmak olur. Sürekli bıdı bıda etmek yıpratmak olur yani. Bir işe yaramaz o. Hocam biraz e İzninizle Modric'e parantez açmak istiyorum. Açalım. Ben dün maçı izlerken şunu gözlemledim. Yakın karşılamak istiyoruz hı hı. ama asla kendisine yaklaştırmıyor. Hı. Dokunamıyorsunuz. Bu nasıl yapıyor hocam? Pas kalitesi diye bir kavram var ve bu kavram genelde şunla karıştırılıyor. Pas kalitesi yüksek bir oyuncu dediğin zaman Aa, ayak içi temiz çap 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 oynuyor. O değil. Pas kalitesi üç aşama. Bir, kendini gösterebilme, yani pas açısına, topun yoluna, arkadaşın arkadaşına bir seçenek oluşturacak bir yerde mevzilenme. Birinci aşama bu. İkincisi top alma, ondan sonra kullanma. Yani biz hep kullanma kısmına pas kalitesi diyoruz ama top alma konusunda belki dünyanın en özel oyuncuları arasındadır. Şu şu jenerasyonda bir numara olabilir top alma konusunda. Yani pas kalitesinin birinci aşamasını en iyi yapan oyuncu. O yüzden ya yanına yaklaşamıyoruz. Iniesta'nın yanına yaklaşılıyor muydu? Asla. Alıyordu bir şekilde. Yani e, Iniesta top oynadığı sürece rakip teknik adamlar bütün planlarını şuna göre yap yapmıştır. Iniesta'yı ya aldırmıyoruz. E alıyor işte yani. Alıyor bu adamlar alacak. Ha tabii ki siz engellemeye çalışacaksınız. Ama e, Modric'in birinci ustalığı top alma becerisi. Ondan sonra kullanım başlıyor ki onda da büyük usta. Yaklaşılamıyor işte yanına. Hakikaten gıpta bakıyoruz. Ben Bursa'daki seyirciyi de tebrik etmek istiyorum. Siz parantez açalım dediler. Dediniz. Bursa'da parantez açtılar. Kocaman bir parantez açtılar. Kesinlikle. Medeni türbünler e, gibi bir tavır gösterdiler. E, bir uluslararası maçta. Daha sonra antrenör bir şey Zlatko Dalić de bununla ilgili evet. fikrini söyledi. O ona mutlu olduk. Sezer'in hakkını Sezara vermek iyidir. Dün iki defa gördüm ben onu. Bir, ikincilikte oynayan bir ekip Bursa. taraftarlar da o, bu, o takımı takip eden insanlar. ikincilik hı hı. Yani e, onun ikilik üstünde oynayan bir futbolcuyu sahaya davet etti. Dürbünler. Genç çocuğu, 18 yaşındaki çocuğu Arda, Arda Tezahüratlarıyla sahaya davet etti. İyi oyuncudan anladığını gösteriyor. Arda'ya geldiğimizde bir daha açarız o parantezi. İki, bir büyük ustaya... Yani futbol adına sahaya koydukları sebebiyle bir teşekkürdür o. Güzeldir. Kesinlikle ya bir efsane hakkını teslim evet. etme. Ya. sadece bu maç özelinde değil, değil o kariyerine saygı. Kariyerini sangı. alkışlamıştır. Oradaki taraftarlar, oradaki futbol seyircileri kariyerini alkışlamıştır. Bu şu anlama da gelir. Yani oradaki taraftarlar sadece bizim maçlarımızı izliyor, sadece kendi kulübünün maçlarını izliyor diye. Futbol, bunlar futbol sever yani. Hı hı o yönden ben de çok geleceğe umutla bakmamız sağlayan futbol adına bir davranıştı yani. Evet. Daha önce de Neymar bu şekilde ha, alkışlanmıştı. Brezilya'da oynadığımız evet. hazırlık maçında. Peki hocam Arda Güler'e şöyle pas atmak isterim. Hakan Çalhanoğlu sakatlandı. Hepimiz yedekler listesine bakarken açıkçası ben Arda'nın gireceğini düşünüyordum kendi adıma ama İsmail Yüksek tercihi geldi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Çok kısa bir parantez. Kuntz maçtan sonra bununla ilgili Hakan Çalanoğlu bariz bir şekilde 6 numara oynadı. O yüzden onun yerine İsmail aldık açıklaması yaptı. Evet. Yani birebir muadili olabilecek veya mevkisel olarak muadili olabilecek bir alternatif değerlendirmiş hocam. O sırada ihtiyacımız olan o muydu? Veya diğer oyuncular Orkun veya Salih Özcan acaba o hocanın tarif ettiği 6 numara mevki diye tarif ettiği yeri kapatamazlar mıydı? Orayı dolduramazlar mıydı? Diye de sorulabilir. O çabuk verilmesi gereken bir karardı. O sırada İsmail'i daha güvenilir buldu, muhtemelen. Ee, o sebeple bu tercih yaptı. Türbündeki insanlar gibi ben de Arda'nın girmesi gerektiğini düşünmüştüm, Arda'yı beklemiştim ama hoca böyle karar verdi. Bazen olur böyle kararlar. Peki hocam, bir e, mesela Next Gen raporu yayınlandı ve işte Arda Güler o potansiyeller listesindeydi, dokuz numaraydı indirilmiyorsam ve. Bu oyuncular arasında e, Serkan Akkuş Asım bu bilgiyi az önceki programda paylaştı. Ben de ondan kullanıyorum. En az süreyi alan kendi takımında 90 dakika ile süre alan bir oyuncu. İşte milli takımda da ben süresini ben kendi adıma yetersiz buldum. Ermenistan maçında da daha erken bekliyordum. Rubatistan maçında da daha erken bekliyordum. Geriye düştükten sonra biz neden bunu yapıyoruz hocam? Yani Arda'nın bu kadar az süre almasının sebebi da açıkladı e, size verdiği röportajda. Hı hı. Ama İkna edici mi sizce? Ya ben bir türlü ikna olamıyorum. Bakın herhangi bir genç oyuncu... konuşmuyoruz. Şimdi Bursa'da tribünler arda 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 diyor. Neden? Yani bu, bunu kendimize sormalıyız. Kadıköy'de tribünler ne zaman... oyun sıkışsa... Fenerbahçe'nin gole veya ofansif... E, e, işlere ihtiyacı olsa... tribünler arda 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 diye sesleniyor. Neden? 40 bin kişi, 45 bin kişi Kadıköy'de, 40 bin kişi Bursa'da Arda diyor. İki farklı yerde. Ee, özür dilerim. Arda Fenerbahçe formasıyla farklı deplasmanlara da gitti. Oralarda da rakip takım taraftarlarından ilgi alaka gördü. Neden? Ya Bunun bir nedeni olmalı. Bunun bir sebebi olmalı. Bunun sebebi şu. Büyük oranda futbol severlerin ilgisi onun Özel yeteneklerine dayanıyor. Yaptığı e, oyun şu ana kadar sergilediği futbola dayanıyor. Bunu taraftarlar görüyor, antrenörler görmüyor olamaz. Bir engel şu olabilir: bizim ligimiz hiç zaman geliştirici bir lig olmadı. Bizim ligimiz bir rekabet ligi ve transfer rekabetinin belirlediği bir lig, ekonomik ölçek ligi gibi bir lig böyle bir pratik gelişmedi. Aşağıdan bir oyuncu geldi hop içeride. Bu olmadı. E şimdi Bundesliga da öyle aslında rekabetçi Birlik. Orada da bir ekonomik durum var. İşte parası beş büyük araştırma yapmışlar. en çok maaşı veren den en az maaşı verene kadar bir sıralama yapmışlar. Sezon sonunda o sıralama üç aşağı beş yukarı aynı. Yani alınan puanlarla. Yani ne kadar yüksek maaş veriyorsanız o kadar yüksek performans alabileceğiniz oyuncu istihdam etmiş oluyorsunuz ve ligi kazanabiliyorsunuz. Az maaş veren de niteliksiz oyuncuya gitmiş oluyor doğal olarak. Bunu görüyoruz. Ama yani Dortmund gibi rekabetçi bir ekip çok genç bir teknik adama görev vermekten çekinmiyor. Çok genç oyuncuları transfer etmekten, o oyunculara yatırım bütçesi ayırmaktan, kendi altyapısından veya aldığı kulüplerden gelmiş genç oyuncuları ilk 11'de değerlendirmekten çekinmiyor. Çünkü, çünkü ligin öyle bir pratiği de var. Yani buna Bayern Münih de alışık, Dortmund da alışık, Leverkusen alışık, Hoffenheim alışık. Bizim ligimizde pek yok. Böyle bir pratik yok. Yani Eskişehir Spor'da bir oyuncu çıkar, hop o oyna. Öyle değil. Eskişehir Spor ne zaman ekonomik olarak batar, işte şimdi 19-20 yaşında çocuklar oynuyor Eskişehir Spor'da. Yani bu devre arasında açılı transfer de. <laughs> Özür dilerim. Ondan önce zorunluluktan oynadılar. Bir sürü oyuncu kaçtı. Başka yerlerde parladı. Böyle bir pratik yok çünkü. Bir, bir engel bu olabilir. İkincisi de yani sağlamcılık anlayabiliyorum sağlamcılığı. Yani ben de yaptım. Ben de sağlamcı işler yapmaya çalıştım. Bir de benim göz önünde çalıştığım lig, aşağılarda çok çalıştım. Ama yukarıda çalıştım yani en çok gol yiyen ekibiydi. Ben de sağlamcı bir tavır göstermeye çalıştım. Skorları düşürmek için yapamadım. Ama sağlamcı tavır gösterdim. Bu sebeple eleştirmem şeyi, e, hocaları. Ama şöyle bir durum var. George Jesus'un da, Stefan Kuntz'un da CV'sinde çok özel şeyler yazıyor. Bakın bir CV'yi sadece teknik adam CV'si olarak bakmayın. Stefan Kuntz bir Avrupa şampiyonu. Çocuklarına anlatacak bir hikayesi var. Boynunda bir madalya var. Yani onun miras bırakmak için bankada işte para biriktirmesine gerek yok. O altın madalyası var boynunda. Bir Alman milli oyuncusun, bir şampiyon sporculuk bırakıyorsunuz. Anlatacak hikayeniz, masaları ele getirecek... E, ...hatıratınız var. Siz bazı risklere girebilmelisiniz. George Jesus, siz bir şampiyonsunuz. Siz Flamengo'da bir kıta şampiyonluğu yaşadınız... Libertadores'i kazandınız. Sizin kimseyi artık bir şey ispat etme gibi bir durumunuz yok. Sağlamcı da olmanıza gerek yok. Siz bir maç kaybetseniz, bir sezon kaybetseniz, üstüne bir daha, bir daha, bir daha kaybetseniz... ...kazandıklarınız, manevi olarak söylüyorum yani o tatmin, o ömür boyu, üç ömür yetecek kadar e, tatmin unsuru çıkartabilirsiniz. Şimdi bu iki teknik adama şunu sormak istiyorum. Madalyalarınızı, şiltlerinizi, bürolerinizi, sporculukta ve teknik direktörlükte kazandıklarınızı bana verin. Bana üç ömür yeter. Yani çocuklarıma, işte arkadaşlarıma, dostlarıma anlatacağım hikayeler hepsi benim zihnime mıhlayın. Ben onları üç ömürde ancak tüketebilirim. Var sizde bu. O yüzden artık girin riske. Bu kadar sağlamcı olun. Ben olayım sağlamcı. Siz de olun. İlhan Palut da olsun sağlamcı. Yeni başladılar çünkü. Kazanacaklar. Bak biraz sağlamcılık gerekebilir. Volkan Demir ele gerekebilir. Sergen Yalçın'a da gerekiyordu. Sağlamcılık yeni başlamıştı. İlk defa bir büyük takıma gelmişti. Ya Rıdvan'ı attı sahaya yani. Ersin'i attı. Ersin attı. Bunlar çocuktu. Beşiktaş'ta şampiyon oldular. Bakın ikisi de iyi futbolcudur. Ama çok özel oyuncular değillerdi. Buna rağmen Sergen Yatsın bu cesareti gösterdi. Bu tavrı gösterdi. Sadece cesaret değil yani bu biraz da daha... ya zarına güvenmek de vardır ya. Güvenin şu zarınıza ya. Elinizdeki z... bakın zarın altı tane şeyi var. Bir, iki, üç, altıya kadar yazıyor. Ya Arda elinizdeki bir zarsa onda dörtten aşağı rakam yok. Yani o zarda iki tane dört, iki tane beş, iki tane de altı var. Atın bu zarı ya. En kötü dört gelecek yani. Doğru. Korkmayın. Kuntz için söylüyorum. Sayın George Jesus için söylüyor. Bu atılabilir bir zar. Kesinlikle atıyorum. İşte Muhtiç anlatırken pas alma ve pas verme olayına <laughs> kadar mahir olduğunu söylediniz. Dün Arda Güler oyuna girdikten sonra 20 kere o pası alabilmiş. En az 20 kere, 20 kere de 20'de 20'de olumlu kullanmış o pası. Ya Hem yani e, takım arkadaşları arıyor Arda'yı, Arda da onların bulabileceği yerlerde bulunuyor. Takım arkadaşının kendisini görebileceği, topla buluşabileceği yer, top alma konusu Arda da uz uzman oyuncu da o da bir ustalığa sahip. Bakın çok genç, kullanmada daha hala e, bir takım sıkıntıları olsa da top alma konusunda e, bence bir usta. Ben de size yüzde yüz katlıyorum hocam. Ee, Ermenistan maçından sonra da sizle konuşma fırsatı bulmuştuk. Orada oyundan çok memnun değildiniz ama şu Hırvatistan maçını da geçirdik. Milli takımın genel şeyiyle bitirelim hocam. Milli takım bölümümüzü. Gruptaki şansını Avrupa Şampiyonası'na gitme şansını nasıl görüyorsunuz? Bir e, oyun olarak gelişim gördünüz mü bu iki maç arasında? Ee, bu iki maç arasında gelişim tarif etmek iyi doğru bulmam. Çünkü biz favori olduğumuz bir maçı oynadık. Bence iyi oynamadık hı hı. ve kazandık. Favori olmadığımız bir maçı oynadık. Bence iyi oynadık ve kaybettik. Kötü oynamadık yani. Hı hı. Bakın ikinci gol bir yani İsmail'in o ilk e, kontroldeki. ilk kontrol, kontrol olmadı. Kaptırdık ben kaptırdığımız anda golü evde gördünüz değil mi izleteriz? Gördüm ben yani. izlerken. Gördüm. Herkes gördü. Olur bunlar. Olmamadı ama oldu bu maç üzerinden bir gelişim değerlendirmesini doğru bu ama biz bu gruptan çıkabiliriz yani şansımız var yok değil hala şöyle bir gerçek var ee, hata yapmamamız gereken bir maçta hata yapmadığımız bir, bir maç oldu şimdi diğer bir hata yapmamamız gereken maçları düşünelim gruptaki Hırvatistan'ı en sona bırakalım bizim artık rakibimiz Galler bunu biliyoruz yani daha önceden de biliyorduk Galler. Onunla, ona karşı hata yapmayalım. Ona karşı hata yapmazsak gideceğiz Avrupa Şampiyonası'na. Bu kadar basit. Yani Hırvatistan'dan altı puan alarak gitmeyecektik. Diğerlerine karşı hata yapmayarak gidecektik. Doğru. Onu yapalım. Paneye gerek yok. O zaman hocam milli takım bölümümüzü sonlandırıyorum. Tamam. Ve e, biraz hafta sonu lige ısınalım. Hı hı.